بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. قرآن فجر يا أخي مشهود، والخير في صفحاته معقود. فاحرص على القرآن لا تبخل به، فالخير دوما للورى مردود. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا أدخلنا مدخل صدق وأخرجنا مخرج صدق واجعلنا من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن الصعب إذا شئت سهلا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عزيز محترم Mümin, muvahhid, dostlar, kıyırındaşlar. Biz evvelki dersimizde bir mukaddime, şundakla ikinci dersimizde istiade ve bismillah. Yani, Euzu billahi mineşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim. Digen, Kur'an'dan bir ayet bo'lgan. Şundakla Allah'ımız bizni Kur'an başlığımızda enige emir kılgan. Şundakla biz her iş başlığımızda enin namulen başlaşkı borulgan. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim'nin tefsiri üstede tohtalgan idik. Bugün Allah'ın katta rahmet ve inayeti bilen hemimiz künde namazlarımızda eni tekrarlap okuydugan, eninsiz namazlarımız namaz bulmaydugan. Şundakla umumen kılıp etkanda yer şarının kainatının hareket desturisi, yol haritası olan ulu Kur'an, o surulen başlangan ulu süre, Suretul Fatiha'nın tefsirine kelimiz. Suretul Fatiha, özünün ismini Fatiha ismini şunda deb anmaqtiki, Fatiha açkoç, açmak degen mənlədi. Nim üçün Fatiha verildi bu surege degende? Süre Kur'an'ın açkıcı boğallığı üçün. Süre Fatiha degen lebzge binaen ummul kitap boğallığı için, kitabının anısı. Yani kitabının açkıçısı. Şundaklam insanların kalbinin açkıçısı, tevhidinin açkıçısı, ibadetlerinin açkıçısı ve bunu kaç beysak buludu ki duanın açkısı. Yani
insaniyetinin Allah olan namazdan ibaret olan sözleşişi de namazdan ibaret olan Allah'ın aldığı turşu da aç kutusu boğan sebeplerden boz gerek. Bu süre kitabının anısı dedik, ummul kitaptır. Neymiş kitabının anısı deyemez de, bu süre hıddi bismillahirrahmanirrahim'e okşaş. Kur'an-ı Kerim'de Nuh aleyhissalatu vesselam'ın ağızdan çıkını dek, Süleyman aleyhissalatu vesselam'ın ağızdan çıkını dek ve şundakla Ulu Peygamberimiz Muhammed aleyhissalatu vesselam'a Allah'ın buyruğundak bismillahirrahmanirrahim'e okşaşla Ulu Peygamberimiz Muhammed aleyhissalatu vesselam'dan ibaret olan en ahirki peygamberge ve o peygamberin ümmeti olan en ahirki ümmet kılam emez belki burunki peygamberlerge ve burunki ümmetlerge hem bu sürünün menası nazil boğallığı için tanazıl boğallığı için, tanazıl etkerliği için bu sure ummul kitaptır. Demek Suretül Fatiha'nın manası burunki peygamberlerinin vehiyleri de burunki peygamberlerinin kitapları da hem yer almakta. Onda boğallığı için bu sure ummul kitaptır. Yani kitaplarının anısıdır. Hususen kılıp etkanda Kur'an-ı Kerim'den ibaret boğan vehyi kitabının anısıdır. Demek Suretül Fatiha zamanlar ve makallar üstü boğan zamanlar ve makallar üstü boğan bir kımmetler silsilesidir. Suretül Fatiha Mekki'dir. Mekke'de nazil olan bir sürüdür. Suretül Fatiha öz bütünlüğü olan Kur'an-ı Kerim'de birinci katın nazil olan bir sürüdür. Onda desem bu sürü münasut olan demekçi. Yani ayet ise o da birinci katın nazil olan ayet İkra bismi rabbikellezî halak halakal insâne min alak İkra ve rabbukel ekrem ellezî alleme bil kalem allemel insâne mâ lem ya'lem diyen ayetler nazil boğan bolsa bir sure yani bütün bir sure süptede nazil boğan sure del Suretül Fatiha'dır. Fatiha o kadar uluh ki insan bilen Allah'ın otursunu ulaydıgan, her günü insan özünün Rabbı'ı boğan uçuruşunu, yani beş katımlık uçuruşunu kılgını da, Suretül Fatiha'sız uçuruşuş mümkün bulmaydıgan bir sürüdür. Çünkü Allah olan iltica kıladıgan, kündü bir mümin muvahhidinin Allah olan beş katım uçuruşuşuğun namazın ibaret boğan en büyük ibadet de, Peygamber aleyhissalatü vesselam'ın ifadesi bilen Suretül Fatiha okulması eğer o namaz, o iltica, o talep, o dua iltica emestir. Dua emestir. Namaz ibadeti, ibadet namaz emestir. Çünkü Peygamber aleyhissalatü vesselam La salate illa bi fatihatil kitab. Fakat namaz Fatihatül Kitab bilenle namaz olan buludu. Fatihatül Kitapsız namaz, namaz emez dedi Peygamber aleyhissalatu vesselam. Aziz kardeşlerimiz, Suretül Fatiha hemimiz gibi malum Elhamdülillahi Rabbil Alemin bilen başlaydı. Elhamdülillahi Rabbil Alemin varlık güzel maktavlar, hem de sanalar, barlah güzel maktaşlar, alemlerinin Rabbi boğan Allah'a kastır, diyen manada.
Nim için Allah Subhanehu ve Teala varlık hem de sanalar alemlerinin Rabbi boğan Allah kastır de başladı. Kainat ölen, insaniyet ölen boğan alakası ne? Allah nim için mahtaş, Rabbil alemin boğan Allah kastır diyen bu uluğ bir şuar ölen, uluğ bir güzel cümle ölen başladı. Diken de bu tevhid gibi olan bir bayanat idi. Şirk gibi olan bir can ilanıydı. Nim için? Çünkü aziz kardeşlerimiz insaniyet tarihine nezer saldıran bolsa insaniyetini şirki elip bardağan, insaniyetini şirki kötürep bağan faaliyetlerinin hemisinin aksı da, aktörükü de mahtaş ve mahtınıştın ibaret boğan bu bir pili harekette insanla kontrolsüzlük ketkenlik için, kontrolünden çıkıp ketkenlik için şirki var mahta. Tekrar etmen ki, insaniyet dünyasındaki varlık şirk akidesinin aksı da, aktörükü de mahtaş yatmakta. Mahtınış yatmakta. Biz Hristiyanlığa karaylık, Nasaralığa karaylık, Yahudiliğe karaylık, Uzayr Allah'ın oğlu digerlerle karganımızda. Şundakla Mesih İsa, İsa Allah'ın oğlu digerlerle karganımızda bu Uzayr'ni ya ki İsa aleyhissalatu vesselam'ni söylemeyenlikten ya ki sökkellikten emez, belki Uzeyr ve İsa aleyhissalatu vesselamlarını onlar mahtaşta eddirin aşiretkellik için mahtaştın ibaret bağın bu pili ibadette çikidin eşbiyetkellik için la şirki bağın idi. O da digen idi ki İsa Allah'ın oğlu. Neuzubillah Uzeyr Allah'ın oğlu digen idi. Biz Mekke tarihi karşımızda Mekke'ye kadalgan 360 butnun hem ötken zamanlardaki ötmüş zamanlardaki bir peygamberler hikayelik ötmüş zamanlardaki yakşı insanlar hikayelik ve insanların içinden çıkan Allah'ın dostları hikayelik insanların içinden çıkan pevkulade tekva pevkulade hususiyet ige insanlar hikayelik bu insanların insanlığa hürmetlep hürmetlep maktab, maktab, enin deyken heykellerin tükreş arkarak Allah'ın hususiyetine, Allah da bak hususiyetini ulağa çapbaşık elip verip, ulağını Allah'ın bir kuludun, Allah'ın mahlukudun çıkarıp, Allah'ın Allah'ın orunda bir ilah hikelligine, Allah'ın oğul hikelligine uzubillah, ya ki Allah'ın malaikilleri, ya ki Allah'ın kızları şunun okşaş Allah'a süpetleydiğin süpetlerini ulağa bir işle elip bağlılığını görürüz ki bu ne mi dindiğin de mahtaş ve mahtınışta mahtaştın ibaret boğan nesini Rabbil alemin boğan Allah'a haslaştırmak Allah'ın kegeliğini bilip yetimiz. Onun için Allah Subhanehu ve Teala insaniyetinin bu acizliğini insaniyetinin mahtaştı ki ve mahtınıştaki hedidin aşkallığının ibaret boğan bu hususiyeti ulanı tevhidden azdırıp şirk elip bağallığı için en ahırkı ümmet boğan Muhammed aleyhissalatu vesselam en ahırkı peygamber boğan Muhammed aleyhissalatu vesselam ve en ahırkı boğan Muhammed aleyhissalatu vesselam'ın ümmetine nispeten ey insanlar sile mahtaştın ibaret boğan nesini Rabbil alemin ta'ala ve tekaddes boğan Allah'a haslaştırmalarınızda elbette ki burun ümmetlerine okşaş, peygamberlerine Allah'ın oğlu, malaikelerine Allah'ın kızı, ya ki bu mısı tekvadar insanlarını Allah'ın oraya çıkartırdı ama muşundak bir hususiyetke, muşundak bir şirkke verip karısıyla onun için sile, bu tesevvürünü, mahtaş gibi olan zihniyetini tüştürelimle. Ondakken sile men bilen boğan alakalını elhamdülillahi rabbil alemin bilen başlanla. Varlık hem de sanalar alemlerinin Rabbi boğan Allah kastır
degen söz bilen ve şu tasavvur bilen, şu zihniyet bilen başlasanla elbette ki bu tevhidnin yıldızıdır, tevhidnin asasıdır ve şundakla şirki boğan bir inkardır degen uqtırış için Allah Subhanehu ve Teala kainat bilen, insan bilen, kainatın en üstünü boğan insan bilen alakalı vaktinizde başlayan sürünün birincisi en güzel cümle boğan Elhamdülillahi Rabbil Alemin degen cümle bilen başlayan buluşu mümkün. Allahu Teala alem. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Yukarıda dediğimdek barlık hem de sanalar Rabbil Alemin boğan Allah hastır demektir. Elhamdülillah bu söz yani elhamdülillah degen bu söz Kur'an'da 38 urunda tilge alınmakta. 38 yani hemisi de hamd, güzel maktaş, mükemmellik, kemalet ki yetiş, kemalet ki yetkellik Allah has. Yani mükemmellik, bütün yüzü güzellik Allah has demektir. Yani demek siz kainatta ne kadar bir güzellikni köyünüz de, ne kadar maktaş sazalar boğan bir nesini köyünüz de, o güzelliknin ahtiriki de, o güzelliknin çıksı da, o güzelliknin çoksu da Allah yatmakta. Bu Allah hastır diye mennini bildirdi. Elhamdülillah ki Elif Lam cinsi. Yani demek varlık güzel maktalar. Varlık mükemmellikler. Varlık güzellikler. Allah hastır demektir. Elhamdülillahi. Allah lebzi Bismillahirrahmanirrahim'in tefsiri de ötkerlik için ve de biz Rabbil Alemin diyen cümlege ötümüz. Rabbil Alemin diyen alemlerinin Rabbi. Yani bütün hem de sanalar alemlerinin Rabbi Allah Subhanehu ve Teala'ya hastır diyen meğendi. Ondan da biz Bismillahirrahmanirrahim de Allah'ın namulen başlayman diye vaktimizde Allah kimdir diye bir sual işareti zihnimizde kemekteydi. O sual Allah, Allah Rahmandır, Rahimdir deyip cevap vergen idi. Hem de elhamdülillahi varlık mükemmellikler, güzellikler, güzel maktavlar Allah'a hastır. Dediğimizde yeni bir sual işareti geldi ki tamam Allah hastır da o Allah kimdir? Allah bunun cevabı verip dedi ki o Allah Rabbil Alemin'dir. Yani alemini terbiye etken, alemini terbiye kılgan zattır. Dep Allah Subhanehu ve Teala cevap vermekte. Ve dedi ki Rabbil Alemin'deki Rab kelimesi birkaç mananı öz içine alıyordu. Terbiyeligen, tedrici östürgen, kemalet yetkizgen, yaratkan, halık ve şundakla küzetken, kollugan, kuvvetligen. Şundakla o alemlerini yaratıplı koymasın. Onun kemalet yetkisi tiştik boğan, onun mevcudiyetini saklaş tiştik boğan ve şundakla eni teyirlap östürüş tiştikke, üst tiştik boğan varlık nesini eni için hazırlap begen digen menide. Şundakla Rab hüküm çıkagan kanun bikitken diye menli adımı kilidu. Acayip bir ehval şu ki ez kardeşla Allah Subhanehu ve Teala Kur'an-ı Kerim'de tunce nazil kılgan Mekki surelerden ot surede Allah ismi
20 orunda kildi. Ama Rab ismi 80 orunda kildi. Yani tunca katım nazıl boğan Mekki sürülerdin 30 sürüde Allah ismi 20 yerde kelse Rab ismi 80 yerde kildi. Yani Allah isminin kilişinin töt hesse orunda kildi. Nemiş ka? Nemiş mi da kildi bu? Bunun elbette hikmeti var. Yani Mekke'de nazil boğan tuncu katımlık sürülerden ot sürünün içi de Allah lebzi jim yede kegen iken Rab lebzi 80 yerde kildi. Yani töt hesse uç kildi. Nemiş ka digende? Veya da Kur'an nazil boğan o insanlar Allah'ın varlığını inkar kılmaydı. Allah Subhanehu ve Teala'nın mevcudiyetini inkar kılmaydı. Allah'ın Allah ikerliğini inkar kılmaydı. Ama Allah'ın Rabbil Alemin ikerliğini, Allah'ın terbiyelip östügen ikerliğini, mükemmel kılgallığını, kollap kuvvetliğini, Allah'ın Halik ikerliğini, Allah Subhanehu ve Teala'nın Halik bulup bakanmazdın. Allah olağa nisbeten hazır ve nazır ikerliğini, olağa hakimiyet yürgüzdüğallığını inkar kılattı. Allah'ın asmandı mı, zımındı mı, ilah ikerliğini olağa inkar kılattı. Onun için olağa asmandı başka ilah, zımındı başka ilah. Asmanlı yaratıcı başka, zımın yaratıcı başka. Asmanlı idare kılgıcı başka, zımın idare kılgıcı başka. Deniz ve başkalarını idare kılgıcı başka, başka deyip her bir kainatlarının özge, öz has ısımlarını, öz has ilahlarını neuzübillah şunda koyattı. Şununla birlikte ola uzak bir Allah'a işin etti. Uzak bir Allah'a iman etti. Ulanın tesavvurdaki Allah Rabb olmağan. Yani hakim olmağan. Muşindak bir Allah'a ola ibadet kılattı. Onun için Allah Subhanehu ve Teala ulanın jırak uzak boğan Allah tasavvurunu düzeltip onun reddiye verip dedi ki ulanın hikaye kılıp dedi ki Allah Subhanehu ve Teala bizge ma ne'buduhum illa li yukarribuna ilallahi zulpa. Ulanın soralığını da nimüçün sile ilahlar ibadet kılısıyla nimüçün bu butlar ibadet kılısıyla dese ula dedi ki ma ne'buduhum illa li yukarribuna ilallahi zulpa. Biz budağı ibadet kılmayız. Budağı ibadet kılışımızın maksat fakat bizim tasavvurumuzdaki Allah. Biz Allah'a bir vasıta uğraşamaydığım boğalığımız için, uzak boğalık için bizim bu ibadet kılgan, Allah'tan tüyen boğan, Allah'tan taşkırı boğan bu mebutlarımız bizim Allah Teala'ya yakınlaştıramıkın deyip ibadet kılmaz deyişti. Değil Allah Subhanehu ve Teala. El alemin. Rabbil alemindeki el alemin Kur'an'da köprüye dikildi. Ama her bir yerde okşaş bulmağın manalığa iyi. Ama elhamdülillahi Rabbil alemindeki bu sur-i patihadeki el alemin bir yerde his duygusu ba mevcudiyet diye mende. Er-Rahmanir-Rahim. Varlık hem de sanalar alemlerinin Rabbi boğan Allah'a hastır. Rabbil alemin boğan Allah'a varlık mükemmellikler onun mahsustur. Kim o Rabbil alemin boğan Allah? Er-Rahman, Er-Rahim'dir. Er-Rahman Er-Rahim'nin meclisi Bismillahirrahmanirrahim'de onun tefsiri ötkerlik için Maliki Yevmiddin'e ötümüz. Allah Subhanehu ve Teala Maliki Yevmiddin o Allah Rabbil Alemin'dir. Rahman'dır. Rahim'dir. Maliki Yevmiddin'dir. Yani Yevmul Ceza ve Hisab ceza ve hesap gününün malikidir.
Allah subhanehu ve teala ver nim için. Ey insanlar, barlık güzel maktaşlar, mükemmellikler, Rabbil alemin boğan Allah hastor. O Allah Rabbil alemindor. O Allah Rahmandor, Rahimdor. Şundakla din gününün, hesap gününün patişasıdır, malikidir. Dedi. Digende aziz kardeşlerimiz bu Kur'an-ı Kerim özünün üslubu olan insanga acayip bir hitap kıldı ki o insanı devamlı işte hakikat oturtsa yol göstermedi. Ne bu işte hakikat? O Kur'an'ın üslubu şu ki o insana nispeten biri dünyanın göz aldığı koydu. İkinciden ahiretini göz aldığı koydu. Hele cennetini göz aldığı koydu. Hele devzekini göz aldığı koydu. Hele nurunu göz aldığı koydu. Hele zulmetini göz aldığı koydu. Hele karanlıkını göz aldığı koydu. Hele yorgunlukını göz aldığı koydu. Hele batılını göz aldığı koydu. Hele hakını göz aldığı koydu. Hele zulmünü göz aldığı koysa yani biri adaletini göz aldığı koydu. Şunu öğren birge Kur'an-ı Kerim'in üslubudun bir üslub şu ki Kur'an-ı Kerim insanlığını devamlı üç zaman üstüde hareket kılışka buruydu. Ne mi üç zaman? Hazırkı zaman. Ötken zaman. Kelgüslük boğan zaman. Ne mananı bildirdi bu? Yani Allah subhanehu ve teala insanga nispeten Kur'an-ı Kerim'de ötmüştün, tarihtin söz açıdı. Ve bugündün söz açıdı. Ve kevgüsüdün söz açıdı. Yani Maliki Yevmiddin, digendek kıyamettin, ceza gündün, hesap günüdün söz açıdı. Bugündün söz açış, o insanla o insanın yüzünü, yüzü kaytırış, ağzını esiltiş, barlığını esiltiş, bugününü esiltiş, bugününü ölçeş ve ölçtiş. Bugünlü eslep, bugünlü ufkup, bugünlü ölçep, bugünlü ulan mağan insanların azmaydı kallığını. Ve ötmüşünü eslep mağan insanların ötmüşten tecrübe sabak eş arkalık kandaktır bir hakikatçilerinin izin mansa hatak etmeydi kallığını. Kelgüsünü esiltiş olduğun olsa, kelgüsünün ibaret olan ölüm, hesap ve ceza gününü, kıyamet ne? Allah'ın aldığı turuş ne? Cennet ve cehennem ne? Esiltidi. Ve esiltidi ki onu esligen insan Allah'ın aldığı da hesap veremeydi kan. Ceza ve hesap günü de Allah enin maliki olan. Allah enin bastoçusu olan günde Allah'ın aldığı da yüz karısı olan, ya karap kalan işini kınmaydı de. Enin için Allah subhanehu ve teala özünün Kur'an-ı Kerim'i de güzel bir Kur'an'ı üslup bilen insanlığını manumuşundak bir üç kıl zaman içi de hareket kılışka buruydu. Onun için aynı zamanda Kur'an-ı Kerim'in güzel bir üslubu şu ki Allah subhanehu ve teala özünün Allah hikayeliğini tanıştırdı. Rabbil alemin hikayeliğini tanıştırdı. O Rahman, Rahim hikayeliğini tanıştırdı. Tanıştırdığın dinkin şundakla o Rabbil alemin boğan Allah, Rahman, Rahim boğan Allah. Unutmayın ki siz Allah'ını tundunuz. Enin Rabbil alemin boğanlığını tundunuz. Er Rahman, Er Rahim ikerliğini tundunuz. Şundaklı siz unutmayın. İnç gibi bir nokta var. O bosumu Maliki Yevmiddin'dir. Siz ölgendiğinkin tırılıp onun aldığı bağa vaktiniz de bayırlık kainat mevcudiyetinin üstünde Malik olan, Maliki mutlak olan Allah subhanehu ve teala en şu künnün hem ilgisidir. Bunu bir katım unutman diyenini uftulmaktadır. Demek bu üç zaman yani ötken zaman, hazırkı zaman, kelgüsteki zaman içi de devamlı tepekkür kılıp yani his kılıp yaşayan insan hakiki yaşayan insandır. Eğer eksikçe ne ötmüş olan, ne hazır olan, ne kelgüsü olan hesaplaşmayan insan özü
hayat yaşatkan insan bozuma ülük insandır. Bunun için Allah Subhanehu ve Teala Maliki Yevmiddin arkalık bunu uhtumakta. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Allah Subhanehu ve Teala Hudri Devletkan'a kuruldu ki kulu ey insanlar denle sağlam ibadet kılınız. Sendinle mi yardım talep kılınız denle. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in diyen bu ayet Hudri ilgirki ayetinin bir hitamı. İlgirki ayetinin neticesi, ilgirki ayetinin hulası. Ey kullarım, Allah'ını tundunuz, Allah'ın Rabbil Alemin ikenliğini tundunuz, Errahman, Errahim ikenliğini tundunuz. Belki bu dünyanın, bu kainatının, bu mevcudiyetinin dünyası emez. Belki ahirti yani, yevmiddin ikenliğini, din kündümü uzatının malik, malikel mulk ikenliğini tundunuz. Ondan siz şundak bir tuyuğa geldiniz ki, ya Rabbi ne mi kılınız ondan da? Bizden nimini kütsen ya Rabbi? Digende Allah Subhanehu ve Teala digende kuladı ki böyle ey bendillerim, ey kullarım madem tunudunla tunugan ikensin sile bana tüzüp kınlayı ki kana kılınla iyyâke ne'abudu ve iyyâke nesta'in danla. Ey Rabbim sağlam kulluk kılınız, sağlam ibadet kılınız, sendillah medet istiğanet tileyiniz danla. Ve nazik bir nokta aziz kardeşlerimiz. Allah Subhanehu ve Teala o yani Rabbil Alemin Allah'tır, o Rahman'dır, o Rahim'dir, o Malik-i Yevmiddin'dir de o bilen zimir ölen ibaret süzgen Allah ve kegendikin huddi yüz mü yüz bir insan hitap kılandık sağlam hitap kılışlatkandık sen ibaretini söyledi. Sağlam ibadet kılımızdan la. Sendin lan medet istihanet dileğimizden la de. Yani böyle zimirini muhatap olan bir şekilde aldı. Ne için? Allah insan tasavvuru da bir de bir zimirga, bir de bir ilgige kıskartılmayacaklıkının işaretini kılgallık için Allah Subhanehu ve Teala Kur'an'ı bir üslupta hudun ke sana udun sana diyen bir zımırga ötti. Del Kur'an-ı Kerim'in hem yerde manum uçundak bir üslupta Allah Subhanehu ve Teala özdün vəz kınmakta. Bunda digini Allah'ını ne ke ulen, ne hu ulen, ne u, ne sen bilen buraya kıskartış insan tasavvurda bu emez. İnsan tasavvuru kıskartılmaydı bu. Ne kap zımırga, ne hu zımırga çoğu kıskartılmaydı o digenini uxturuş için. Ve şunu ile birlikte Allah Subhanehu ve Teala'nın İyyâke na'budu ve İyyâke nesta'in diyen bu ayeti bu tevhidin tefsiridir. Tevhidin tefsiri dinimizde şirkinin hemisine inkar kılıştır. Yani İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Arap grammatikasında fiilinin mef'ulü evvel dikese tahsisini fayda gördü. Yani senden başka ibadet kılmayınız. Senden başka kulçuluk kılmayınız. Senden başka ilgilmeyiniz. Senden başkanın medet ve istihanet tilimeyiniz. Digerliknin özü elbette ki tevhidinin çoksudur. Ve la ilahe illallah'ın manasıdır. Şimdi bir yerde ne'budu, ibadet aziz kardeşlerimiz. Allah Kur'an-ı Kerim'de nurgu yerlerde la te'budu şeytan dedi. Yani şeytan ibadet kılmakla. Yani ibadetin tarifini Kur'an-ı Kerim biz gibi yok değil ki. Ne mi demek şeytan ibadet kılmak? Yani bir adı Allah Subhanehu ve Teala'nın
şeytanga ibadet kılmanla degeni şeytanga secde kılmanla ya ki şeytanga ruku kılmanla degeni maksat kılmaydı ki. La ta'budu şeytan diyen aynı zamanda kafirlere hem hitap bolgan bolsa müminler hem hitap. Müminler hiçbir yerde şeytanga Müslümanlar şeytanga secde kılış, şeytanga ruku kılış, şeytanga igiriş bu faaliyetle kılmaydı. Ondan da ki la ta'budu şeytan diyen ne diyen de fakat tevhidinin Allah'a ibadet kılışla la ilahe illallah Muhammedur Resulullah'ın özünü deyişlem emez. Şundakla şirkinin fakat butlağa secde kılıştığın ibadetle emez. Belki bülek bir manasının bahikeliğine Allah'a oturatıdır. Ne demek bu? La ta'budu şeytan. Yani şeytanın arkasına ketmen, şeytanın arkasından ergeçmen, şeytanın itaat kılman diye mânesidir. İyâke ne'budu ve iyâke nesta'in diğine mutlak hakimiyet, mutlak itaat kılış. Yani demek kayıtsız ve şartsız bir şekilde itaat kılış sağlam kastır. Kayıtsız ve şartsız sağlam itaat kılınız diğine uktumakta. İbadetin türünü Allah Subhanehu ve Teala'nın tüyendeki bir ayeti de emukalayınız. Allah Subhanehu ve Teala اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إله واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. Allah Subhanehu ve Teala dedi ki ula özlerinin rahiplerini özlerinin toplarını Allah'ını koyup Rabler erbaben Rabler itikaz kıldı. Erbab Rabb'ın cemiyesi. Yani Allah'ını koyup ulanın alimlerini, toplarını, rahiplerini Rabler tuttular. Ve şundakla Meryem oğlu İsa'nı ula Allah'ını taşlap Allah'ın tüyünüdün boğan bir Rabb itikaz kıldılar dedi. Del bu ayetin okuduğunu da Ulu Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselatü Vesselam tilavet kılan idi bu ayetini. Resulullah bu ayetini tilavet kılıydı. Yahudilerin içinden çıkan pop, rahip boğan Adi İbni Hatem Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a orunda kopup reddi evet. Ya Resulallah kandak mı bunu ibadet dediğini buldu ki Rab itikaz kıl dediğini buldu ki bu yerde biz ulağa secde kılgınımız yok. Ulağa ilgilginimiz yok. Bu ayet ne? Kanda ula özlerinin rahiplerini ulanın poplarını Rab itikaz kıldı. Diyen kanda düşünemez. Ulağa ibadet kılgını yok ulanın. Secde kılgını yok o. Ruku kılgını yok o. Diyen de Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ulanın ibadet tefsirini, ulanın ibadet düşüncesini, yani ta kıyamet günü içlik bizlere boğan ibadet tarifini verip Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın okusuna cevap verdi ki ey Hatem, sizler alimleriniz Allah halal kılgan nesini haram de pese hoş de mangdı mı? Bela ya Resulallah. Allah halal kılgan nesini haram dese onu mangdı. Ama Allah haram kılgan nesini halal kılıp fetva verse onun aksın hoş yapmadı mı? Şunda kıldı ya Resulallah. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ona cevap verip dedi ki fetilke ibadetukum iyyahum. Men aşu. Yani Allah'ın halal kılgan nesini haram kılsa hoş dişi. Allah'ın haram kılgan nesini halal kılpes hoş dip. Şunun itaat kılıp, şunun itaat kılıp menişinin özü. Aşu tilke. İbadetukum iyyahum. Silahının yani şu pop ve rahiplere ibadet kılgınlığa dedi. Onun için bir yerde Allah Subhanehu ve Teala Ulu Peygamberi Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın tilar kılık bizge ibadetinin nimikelliğini, ibadetinin şerhisini, ibadetinin izahatını verdi. Onun için bir yerde İyyâke ne'budu ve iyyâke nesta'in digine ey Rabbim sağlam bir ibadet kılınız, sağlam koçuluk kılınız, sendin lan medet istiânet dileğiniz digine. Tabii ki secdelerimiz ne, rükularımız ne, ibadetlerimiz ne sağlam kılınız. Şunu olan birge
kayıtsız, şartsız sağlam itaat kılınız. Senden başkaya ilgilmeyemez, secde kılmayemez, tüz pükmeyemez, enine itaat kılmayemez. İtaat senin sözünün, senin peygamberinin sözünün sayısı aslında burada. Her kaçan ki bir kimseye itaat kılsak, senin sözünge muvafık olsa, senin peygamberinge sözünge muvafık olsa o itaat itaattır. Eninge muvafık olmasa o itaat itaat emestir. Onun için kayıtsız, şartsız itaat kılış sağlam buludu. Kayıtsız, şartsız sağlam itaat kılınız diyen manide ikerliğine ulu peygamberimiz Muhammed aleyhissalatu vesselam uhtunakta. Onun için İyyâke ne'abudu ve iyyâke nesta'in sağlam ibadet kılımız ve sendillam medet dileğimiz diyen mende. İhdine sıratal müstakim. Ey Rabbim, biz ne sıratal müstakimin müstakim boğan bu sıratka, müstakim boğan bu yolga, yani sıratal müstakimge hidayet kılgın. Allah subhanehu ve teala bu yada bizge Allah'tın bir nese soraş adabını, Allah'tın bir nese soraş ahlakını ügetmekte. İhdine sıratal müstakim arkalık. Ey bendillerim, sile ihdine sıratal müstakim dağla. Yani ey Rabbim, biz ne doğru yol yitekligin dağla. Diyen bu ayette Allah bizge Allah Teala'dan bir ne sorgunumuz da kandak suraşının bir edep ahlakını öğretmekte. Demek de ki ey insanlar, size Allah'tan bir ne sorsanla Allah'a hem de etinle. Elhamdülillah denle. Rabbil alemin denle. Enin Rahman, Rahim ikerliğine ağzınlık eylenle. Tilinlik eylenle. Dilinlik koyanla. Maliki yevmiddin ikerliğine eslenle. Enindekin İyyâke ne'abudu ve İyyâke nesta'in diş arkalık. Eninki boğan duayınla da, ibadetler, ibadetin da, tabii ki ibadetten en büyük duadır. Şunun da fakat halis ve semimi Allah'ın oturup koyanla. Allah'tan soranla. Bu Allah'ın süfetlerini deyip boğan deyken, enindekin kenter bir şekilde İhdine sıratel müstakim denle. Yani Allah Teala'nın sıratel müstakim gibi başlığın denle. Bu olsa Allah Teala'nın özünün bendirlerine Allah'tan bir ne suraçta kandak muamil kıldıklarını, kandak bir edepte bulup durup, nimilerini sözlep durup Allah'tan bir neyse tileştin muhim ikerliğinin ibaret bir edepini uhtumakta. İkincisi, ihdine sıratel müstakim. Ez kardeşlerimiz, ihdine sıratel müstakim bizge suraç tigiştik boğan nesinin en ehemmiyetlik ikerligini, yani en ehemmiyetlik biz sormakçı boğan nesinin en muhim rakının hidayet ikerligini uhtumakta. Allah subhanehu ve teala biz künde nepl namımızın en koşkanda 30 neticiyede okuyduğun, eninsiz namazımız namaz bulmaydıgan bu Suratul Fatiha'nın ihdine sıratul müstakim ayeti de biz 30 neticiyetim okuyumuz bunu. Allah'tan sorayımız. Suraş kubur mahta Allah subhanehu ve teala. Ne mi demek ki bu diyende? Ey insanlar, silahı nisbeten suraş değiştik boğan nesinin en muhimi doğru yoldur. Silahı nisbeten o havadın mı? Sudun mu? Yiştin mi? İçtin mi? Silahı nisbeten tıfraktın mı? Mühim boğan bir nesidir o. Silah yiyişini içişini bir kan çıkartın mı kılgın boğazanla Allah Teala'nın hidayetini ortasına çıkartın suraç değişlik. Onun ihtiyacın var silah muhtaç. Demek de Allah Subhanehu
ve Teala. Şunlar demektir ki, ey insan, sen ye, iç, rüzil yaşa, tümen menzil yaşa. Eğer senin o hayatında hidayet bulmuşsa, doğru yol bulmuşsa, sıratel müstakim bulmuşsa, senin o hayatının, rüzil yaşanının senin için ne manası var ki? Aziz kardeşlerimiz, İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhdina degen bu zimir emmizge malum. Zimir gayr zimir ma'al mutekellim. Gayr ma'al mutekellim. Yani demek biz diyen mende. Biz sanılam ibadet kılımız. Biz sendilam yardım talep kılımız. Dağla dep bulup biz ne doğru yolu başlığın. Nemiş kallahu subhanehu ve teala. İyyâke e'budu ve iyyâke estaîn. Ya ki ihdini sırat-ı müstakim. Dağla demesin. Biz diyen köptük bir ibaretin söyledi. Biz İyyâke e'budu ve iyyâke estaîn de okuduğumuzda. Men sanılam ibadet kılemen. Sendilam medet talep kılemen. Diyen bulattı. İhdini dediğimizde. Ey Allah sendin mini doğru yolu başlatışını tılaymen diye tılaymen diyen bulattı. Eğer şundak bırak kıraat kılgınımızda namazımızı başka okumasak olmaydı. İhdini diginimizde ya ki abudu ve ya ki esteyin diginimizde. Menasinime mini digen mende. Yani men digen mende. Eğer ne abudu ve ya ki esteyin ihdina digen vaktimiz için biz ibadet kılımız, biz talep kılımız, biz de doğru yolu yitekle. Neymiş kız kardeşlerimiz? Allah subhanehu ve teala biyadu allahu alem. Acayip bizge nispeten büyük bir sabah vermekte. Ne mi o? Ey insan, sen ibadetini yalnız kılamaysan, sen Allah'a kulçuluk kılışta düzülen kılısan, cemaat ulen kılısan, çünkü sen düz için yaşaysan, men için emez. Düz için dua kılsan, men için emez. İhdini desen namaz olmasın o. Yani mini doğru yolu başlıkın dep kalsan eğer namaz niye adıkı mısın olmaydı. Onun için düz de doğru yolu başlıkın deyse. Çünkü sen ölen hiç ne sen. Çünkü bir insan men ölen hiç ne semez. Biz ölen her nesidir. Onun için bu yerde Allah subhanehu ve teala şunu ölen bir ey insan. Sen dua kılığında yalnız dua kılma, men deme, biz de. Şunun için salam belgenin de hem bir yalnız men gelmez. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Bu sürünü okşu arkalık namazının tamam kılığındayken biz dişli ibadet boğan bütün yüzlük ümmet ki dua kılığındayken ümmetinin doğru yolunu, ümmetinin hidayetini, ümmetinin sırat-ı müstakimini tilgendiyken salam beygende hem esselamu aleyküm silage ey ümmet silage ey biz salam olsun esselamu aleyküm ve rahmetullah silage ey biz silage ey biz ümmet salam olsun digenini uhturmuz. Ez kardeşlerimiz bu ümmet bugün bir mümin Müslüman buluş süptü bilen bu ihdine sıratel müstakimini yani bizi doğru yola başlayın. Biz diyen bu söz ne? Künde 30'da çıkartım okuydu. Ama namazdan için şunu okuydu. Namazdan taşkırı çıkan vaktimizde bu mümin Müslümanlı da bu namaz sahipleri da biz diyen bir şuur, biz diyen bir tuygu. Bizim ümmetimiz, mennin ümmetimiz, menni biz için kurban kılımız, bizni men için emez diyen bir şuur, bir sızım namazdan taşkırısı da var mı? Burun bu ihdina digen ihdina sıratal müstakim diş arkalık namazı kerip namazdan çıkan insanların bir insanın bir ümmet ne bir şehir ne bir devlet ne özgürlüğünü görürüz. Bir tan namazdan suratul fatiha'nın ihdina sıratal müstakim diye ibaret olan bir ayeti bir insanı emez milyonluğun insanını bir devlet ne bir şehir ne bir yüzünü özgürlüğünü körümüz. Niçin şu duanı kılıp durup bizim
اهدنا الصراط المستقيم دیگم شو دعانه کنده 30 نه چقدم اوکوب نماز اوکوب نمازدن چکان شو شخص لانه دیگم بو دعا ازگرت میده ازگرتن میده نمیچن بز نمازدی اهدنا الصراط المستقيم دیگم بلن نمازدن چکان دیکن صراط المستقيم دن تشکر حرکت کلگانیم ازشون اهدنا الصراط المستقيم دیگم دعانه اوکان باسک ما Bunun manasını hakiki bilen mi geldik için? Bilgen takdirde mi hayatımızda tetkik kılanmalıyız için? Onun için Suretul Fatiha bizni, cemiyetimizni, hayatımızni, devletimizni özgertemeye atıdı. Nemişka biz namazda kılgan duasımızni Namazdan taşkara çıkan çağda vuzgallığımız için. Onun için her bir mümin ihdine sıratel müstakim digini de ümmet ki dua kılgallık oladı. Ey Rabbim biz ne bu ümmet ne beni yalgız emez. Biz ne doğru yolu itekle. Nim bu da biz ne sıratel müstakimden ayrıma. Ey Rabbim ben bu yolda yalgız emez. Yalgız kılgı çıkınmayın mı? Onun için ben bu yolda Biz ümmet olan, onun için namaz dışında edip talep kıldım. Namazda, namazdan taşkır çıkan çağırdım o. Esselamu aleyküm. Sile, ey ümmet. Ben yalgız emez. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Sile, ey ümmet de salam verdin. Demektir, ihdina as-sıratal müstakim. Nın veriniz. Sıratel müstakim. Müfessirler sıratel müstakimini Kur'an diyen müfessirler mevcut. İslam diyen müfessirler mevcut. Kandak olmuşsun aziz kardeşlerimiz. İhdine sıratel müstakim. Biz ne? Sıratel müstakimle başla. Ey Rabbim digini ihdina doğru yol hidayet nim digen bol dediyse ey Rabbim mini özemge kaytogun mini vicdanımı kaytogun mini buzulmagan bir aklımı kaytogun mini kitabım bolgan yol haritası bolgan Kur'an-ı Kerim'nin yoluna ulu peygamberimiz Muhammed aleyhissalatu vesselam'ın yoluna Yetekliğin. Diyen bolu da. İhdinanın nânesi. Sırat-ı müstakim. Sırat. Top, tüp, tüz. Yol. Bir yol. Sırat. Tarik. Yol diyen bende. Müstakim istikam ettiğin kegen. Doğru yol mânesi de. Sırat-ı müstakim doğrusu da. Aziz kardeşlerimiz. Peygamber aleyhissalatü vesselam. Bir günü. Sahabılığa. Bir. Sızık sızdı. Tüp tüz bir sızık sızdı. O sızıkların etrafı da eğri bügri boğan birkaç sızıklarını sızdı. Sızdı de Peygamber aleyhissalatü vesselam eğri sızıklarını köstüp durup bu sızık şeytanın yollarıdır. Bu tüp doğruyor bu tüp tüz boğan sızık o bozumu Allah subhanehu ve teala'nın Sıratel müstakimidir. Doğru dürüst yoludur. Dep ulağa heritsiz arkalık çöndüdü de en andayken tüvendeki ayetini okudu. Ve enne hâdâ sıratî müstakîmen fettebi'uhu ve lâ tettebi'u subûle feteferreka bikum an sebîlih. Zâlikum vassâkum bihi leallekum tettekûn diyen ayetini tilavet kıl dedi. Bu Minun en doğru yolumdur. O yolga erişinle. Ve la tettebi'u subul. Öyle ki tüp tüz yol boğan yolunun etrafındaki bir yollar var. Maymak. Onu da erişmenle. Eğer tüp doğru boğan sıratel müstakim diye ibaret boğan tüp tüz yolga erişmesin. Yollara erişsenle. O yolla. Eğer tuka yolla. Silahını Allah'ın yoludan acırtıdı. Uzaklaştırdı.
Mana bu Allah Subhanehu ve Teala'nın sizlere boğan vesiyetidir. Allah bu yol arkalık sizlere vesiyet kıldı. Allah Subhanehu ve Teala aldı dedi ki mesuliyetini ada kılış için takva bir şahs, takva bir cemiyet, takva bir devlet, takva bir medeniyet yaratışın için Allah Subhanehu ve Teala bana bu sıratı müstakimini sizlere vesiyet kıldı diyen ayet ne? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam tilavet kıldı dedi. Demek ki o anda Peygamber Aleyhisselatü Vesselam sıratı müstakimini en aşındak tefsir kıldı. Demek top doğru tüz yolunun bir ihkelliği. Şeytanın yollarının köp ikerliği ve şundakla egir tokay ikerliğini Allah Subhanehu ve Teala üzünün peygamberi arkalık ve yukarıdaki ayeti arkalık tefsir kaldı. Ondan sıratel müstakim, ey Allah bizni sıratel müstakimde kılgın, sıratel müstakimge başlığın digini, nim digen gep? Doğru yolga, tüp tüz boğan bir yolga, o yol olsun bir Allah'ın yolu, tüp tüz boğan bir yolu kanda kılgın, bizni hidayet kılgın digen mehinde. Sıratallezine en'amte aleyhim gayril mağdubi aleyhim veleddalin. Sıratallezine en'amte aleyhim. Biz Allah Subhanehu ve Teala'nın doğru yolu itekleşini tıladık. Ey Allah'ım bizni doğru yolu itekligin dedik. Allah yana bu doğru yolun yüz tefsir kılıp dedi ki sıratallezine en'amte aleyhim. Kaysi doğru yolu o? Bir zatlarının yolu ki en'amte aleyhim. Ey Rabbim sen ulağa nimet begellerini yolun. Subhanallah. Allah sıratel müstakim diyen yüz tefsir kılardı bizge. Şimdinin yolu o. O yol sen ulağa nimet begellerini yolun. Allah subhanehu ve teala nimet begellerini yolun. Kays yolu o. Allah subhanehu ve teala sur-i nisa dedi ki وَمَا يُطِعَ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ وَمَا يُطِعَ اللّٰهَ وَالرَّسُولَ فَاُولَٰيكَ مَعَ الَّذ۪ينَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ اُولَٰئِكَ رَف۪يقًا. Allah Teala davet edeyim ki, kim ki Allah'a, Allah'ın Resulü'ne itaat kılsa, فَاُولَٰيكَ aşı Allah, Allah'ın Resulü'ne itaat kılan insanlar, مَعَ الَّذ۪ينَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ Allah ulağı inam kılgan lavlen billi buludu. Kim o Allah'a inam kılgan Allah? Minen nebiyyin, peygamberle. Ve sıddıkin, sıddıkla. Ve şuhada, şehitle. Ondakta, ve de, sıratellezine en'amte aleyhim digini. Bir mu'minle. Ey Allah bizne, sen nimet begellerinin yolu başlığın. Digini. Kimden yolu başlığın digini iken? Peygamberlerinin yoluna. Sıddıklarının yoluna. Şehitlerinin yoluna başlayın. Allah Subhanehu ve Teala bir ayette اُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ هَدَى اللّٰهُ فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِ Onun için peygamberinin ismini, İbrahim'ini, İsmail'ini, Yunus'ını, İsa'ını, Musa'ını katarlar. Onun için peygamberini Allah Subhanehu ve Teala sınav boğandığı için اُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ هَدَى اللّٰهُ فَبِهُدَاهُ مُقْتَد۪ي dedi. En aşla yukarıda ulanın ismi ötken, ismi zikir kılınan peygamberle ulanı Allah doğru yolu yitekleyen insanlar. Onun için ey peygamber sen ulanın ağıstın ergeçkin. Ulanı iktidar kılgın. Bu şikayetinin tefsiri olan biz şunu bileliyiz ki ve de biz ne? Ey Allah sen ulağı inam kılgallarının yoluna başlığın diginimiz biz ne? Sen ulağının ismi zikir kılınan sen biz ne ulağı iktidar kılış gibi uğrağın peygamberimiz ne? Ulağı iktidar kılış gibi uğrağın peygamberlerinin yoluna başlığın. Üzerinin ayet-i kerime digen sıddıklarının yoluna başlığın. Şehitlerinin yoluna başlığın. Biz insaniyet denizdeki, insaniyet denizinin içinde kitabatkan peygamberler kimisi de, peygamberlerinin kimisi de bizni katkın. İnsaniyet denizlerinin dolkunu da dolkunla atkan peygamberler dolkunun içine bizni katkın.
biz ulanın aksın ergişeylek, ergişeylek ey Allah'ım. Elbette ki biz manmakçı olan kervan, peygamberlerinin kervanı. Biz akmakçı olan, dolkulmakçı olan bu dolkun, peygamberler dolkunu. Bu insaniyet, beşeriyet denizinin yüzü de dolkullap gitvatkan bu kime? Peygamberler kimse. Onun için biz ne? En şu dolkullarga, en şu kimi kervallarga, en şu peygamberler kervallarga katkın demektir. Sıratallezine en'amte aleyhim. Onun için ez kardeşlerimiz, kandaktır, bizim bir yolu içkerliğimiz, bizim bir sefer dikerliğimiz, şundakla bizim seferimiz, ya ki andak, ya ki mandak felsefçi, siyasetçilerin seferi olmasın, tarihtin bu yanı ki, beşeriyet dünyasındaki peygamberlerinin seferi ikerliği. Peygamberler kervanlarının ibaret boğan bir kervan yolculuğunun, kervan seferinin devam ikerliği. Enin silsil sikerliğine Allah subhanehu ve teala'nın sorgan bulunuz. Sıratellezine en'amte aleyhim diyen lebz arkalık. Allah subhanehu ve teala biz gidiyor de ki sile muşunda denler. Yani peygamberlerinin karınığa bizini katkın. Sıddıklarının karınığa bizini katkın. Şehitlerinin karınığa bizini katkın. Denler ey bendelerim demekte. Sıratellezine en'amte aleyhim diyen lebz arkalık. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Biz ne? Gazap kılmaganların emas ve ezip ketkenlerin emas sen inam kılganların yoluna başlayın. Amin. İcabet kılgan ya Rabbi. Kim o gazap kılmaganlar? Peygamber Aleyhissalatu vesselam غير المغضوب عليهم ولا الضالين degen ayetke öz tefsir kılıp olanın Yahudi Nasara ikerliğini Peygamber Aleyhisselatü Vesselam uhturdu. Yani Yahudi Nasaralarının yoluna emez, biz ne? Peygamberlerinin yoluna başlayın. Denle ey kullarım demekte Allah Subhanehu ve Teala. Şunu olan bu Suretul Fatiha'nın tefsirini bir şeyde tüketken bulunuz. Vallahu Teala alem. Subhaneke Allahümme bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente. Nestağfiruke ve netubu ileyk.